Kurt kız. Kurt kız. Gezime. Gezime. Yine maşallah geziye ya. Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereket üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Kurt kızın heyecanından bazen video girişimizi de unutuyoruz. Evet. Paşa Reis maşallah düzeldi arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Şişliği de indi. Şişlik intihap değilmiş arkadaşlar. Yani hafiften bir tık daha biraz var ama hani o bir yere bir yerinizi vurarsınız şişer ya. O şekilde şişmiş. İntihap var sanıyordum ama intihap değilmiş. Paşa çok eski formundan bile şu anda iyi. Maşallah. Sağlara geri döndü. Dayı Reis zaten yaşayan efsane. Dün yine maalesef ki köpeğin birini çok fena tutmuştu arkadaşlar. Normalde o köpeğe uymuyordu yani. Hani dayı onu çok fazla kale almıyordu ama nasıl oldu, nasıl etti? Kapıştılar bilmiyorum. Ben Malaklı'yla boğuşuyor, işin gerçeği Malaklı'yla boğuşuyor diye koşup gittim. Çünkü bizim köpekler onların mekanından doğru geçmek zorunda kaldılardı. Dedim herhalde artık paşayı mı tuttular, pusadı mı tuttular, dayıyı mı tuttular. Ama çok şükür bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi o videoya geldiğinizde pusat duruyordu. Çökmüyordu köpeğe normalde. Arkadaşlar o köpeklerle bunlar iç içe büyüdüler. Hemen kafa bir komşumuz zaten. O yüzden normalde pusat gibi onlara, paşa ile pusat kolay kolay ona uyumazlar. Çünkü normalde onunla böyle yani kanki gibi şeyler. Önceden beri o köpeğe saygı duyuyorlardı. Fakat şimdi dayı saygıyı maygı şey yapmıyor. Dayının kulağında hafiften bir şu kulağın iç tarafında arkadaşlar geçen Malaklı boğuşmasından ufak bir çizik var. O yüzden dayı biraz kafayı sallıyor arkadaşlar. Yara değil. Ben sprey falan sıktım. Ufak bir çizik var ama kulak hassas bir nokta olduğu için dayı biraz rahatsız ediyor. Neyse uzatmayalım. Yavaştan gidiyoruz. Köpeklerimiz yine maşallah formundalar. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bugün kameramı almadım yalnız. Vallahi bugün kamerayı almadım ya. Her şey olabilir arkadaşlar. Bakacağız. Nasip. Evet. Kulağı biraz iç taraftan olduğu için dayıyı bayağı bir rahatsız ediyor ama az önce arkadaşlar dişiyi görmeniz lazımdı. Maşallah. Yıldırım gibi gelirken gördüm. Şuradan. Buradan bu tarafa doğru koşuyordu. Ben yukarıdan ağaçların arasından gördüm. Muhtemelen buraya doğru ya sincap kovaladı ya tavşan ya bir şey kovaladı arkadaşlar. Fakat hemen yine bıraktı. Yine ormanda bakın. Paşa da gidiyor şu anda. O bölgeye doğru. Pusat da gidiyor. Hemen bakın ormana doğru dağılıyorlar. Ya maşallah gerçekten şu köpekleri isteyip de ortaya kolay kolay çıkaramayacağınız tarzda köpekler. Gezme konusunda ben çok seviyorum arkadaşlar. Her köpek böyle gezmiyor işte. Yani gezmeleri için önlerinde bir kupa falan olması lazım ki o şekilde gezmeleri lazım. Ama maşallah bunların kupaya falan gerek yok. Bunlar geziyor. İşlerinde var. Şimdi Zeyna bakın paşa asıl paşa o kadar çok böyle aktif bir köpek değildi yani. Yani o da giderdi ama bu kadar çok aktif değildi. Şimdi Zeyna ile birleştirdik ya. Zeyna kanı çok iyi yaramış ki bunlara geziyorlar yani. Pusat'ı zaten anlatmaya gerek yok. Paşa da yani siz öyle bakın. Paşa hani biraz böyle rahatsızlık falan geçirdiği için şeyden paşa da geziyor yani. Paşanın bir tık daha hani kanı ağır yani pusata göre. Ama normalde geziyorlar. Gezdiremezsin. Hatta arkadaşım bir şey demişti. Ya abi demişti. Ben köpekleri sopayla kaldıramıyorum demişti hani. Yattıkları yerden. Sabah akşam yatıyorlar. O kadar da bakıyorum. Senin bu köpekler nasıl geziyor böyle demişti yani. Harbiden de yani her köpek gezmez arkadaşlar. Olay olay da gezdiremezsiniz. Bir köpeğe zorla gezdiremezsiniz zaten. Ama maşallah bunlar gidiyor. Evet gidiyoruz. Vallahi şöyle baktığımız zaman hiç böyle özgüvenli gibi bir köpek gibi durmuyor değil mi arkadaşlar? Hani tamamen böyle sanki yani şöyle söyleyeyim sokak köpeği gibi. Hani böyle mazlum, sakin. Lan bu köpekten hayır gelmez. Bak şu an ben konuşurken bile beni anlıyor. Bak kuyruk sallıyor arkadaşlar. Onun hakkında konuştuğumu biliyor ve şimdi kulağında yara olduğu için de sanki biraz böyle mahcup gibi. Hani
İşte yara aldı, kusura bakma der gibi arkadaşlar. Kardeş sen efsanesin ya maşallah. Bu yaşına rağmen gerçekten koydaki bütün köpekleri tek tek zıplattı ya köpek. Zıplatmaya da devam ediyor yani. Koydaki bütün köpekler elinden geçti arkadaşlar. Yeter ki kinlenmesin. Harbiden de tek tek zıplattı. Büyük gucuk dinlemiyor. Yeter ki bir fırsatını bulsun. Sadece koydaki de değil. Keza sürü köpeklerinin de. Mustafa abinin köpeklerini de. Karşı sürünün, karşı köylerdeki köpekleri de arkadaşlar. Tek tek fırsatını bulduğu zaman tek tek zıplatıyor. Şimdi Mustafa abide de 3 tane büyük köpek var. Geçen bir tanesini zıplattılar. Yakın bir zamanda da o çaparı zıplattılar. Şimdi bir tane şey var. İri bir tane var. Bayağı bir iri arkadaşlar o köpekte. Ama fazla bir cesareti yok. Sıra muhtemelen onda şimdi. Zıplattıkları da bir daha gelemiyor zaten arkadaşlar. Hani yani onları gördüğü zaman kuyruğu gezip indirip geziyor. Yine diyorum da hani hep sürekli diyoruz arkadaşlar keşke bu olaylar olmasa. Keşke eskisi gibi çobanlar toplanıp karademli çayı yapabilsek ama elinizde bir dayı varsa bunun çok fazla böyle bir imkanınız yok. Çobanların aramı açtı ya resmen. Kurtlarla da aramızı açtı. Kurtlara haset kaldık. Vallahi yakında ben çok hissediyorum. Dün de söyledim. Müthiş bir şekilde bir kurt karşılaşmamız olacak bence. Hissediyorum yani. Pusat'ın torkunun farkındayım arkadaşlar. Torkunda hiç neredeyse şey kalmamış. Diken kalmamış. Torkları yenilecekti arkadaşlar aslında da. Sağ olsun bu konuda bir abimiz yardımcı olacaktı. Tork konusunda. Çok kaliteli bir torklar üretiyor. Yalnız çivileri çok uzun olduğu için şimdi Paşa ile Pusat da sürekli daha oyun oynuyorlardı. Artık o oyun mevzuları bitti. Bayağı bir. Hani fark edersiniz fazla bir aralarında artık bu oyun oynamıyorlar. Çocuksu oyun oynuyorlardı daha. O yüzden ben de hani birbirlerine zarar verebileceklerini düşündüm. Toklar çünkü çok sivri. Yani battığı zaman gözünü mözünü çıkartır. Öyle sıkıntılı toklar. Abi biraz bekleyelim demiştim. Şimdi geçenlerde aradı ben de açamadım. O abiyle tekrar konuşup 4 tane şöyle güzel gümeli melez yaptıracağım. Hatta Paşa Lapusa da özellik olacaktı onların. Yani biraz daha hafif, çok yormayacak şekilde. Bir tık geniş olsun abi dedim. Hafif olsun dedim. O ayarlamıştı zaten de. Onları takacağız arkadaşlar. Dayıya, dişiye de. Şimdi 4 tane halledeceğiz bakalım. Tasmalarımız geldikten sonra da zaten kimden aldığımızı, ne yaptığımızı açıklarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrardan fotokabının yanına doğru gidiyoruz bakalım. Ya çok güzel bir yere kurmuştum aslında yani. O bölgedeki en iyi yerlerden birine kurdum diyebilirim. Fakat yani şurada bir gerçek ki bazen yani umudun olmadığı zaman hani tam istediğin görüntü olmasa bile alabiliyorsun mesela geçen gün kurt olaylarında. O kurdu görüntülediğimiz iki kurdu. İşin gerçeği yani çok da umudum yoktu. Ama şayet 2 gün falan oldu arkadaşlar. 2-3 gün falan oluyor fotoğrafına vuralı tekrardan. Eğer ki yine o bölgeye geldilerse bence bu sefer çok daha net bir şekilde görüntülemişizdir. Çünkü fotoğrafımızın açısı çok güzeldi. Evet yine bakın bu bölgeye gelince köpeklerimiz yine hareketlendi. Tabii bugün kameramızı almadığımız için az önceki dişinin reaksiyonunu göstereyim. Bakın buralarda bir şeyler gezeliyor sürekli. Sürekli gezeliyor. Hemen köpekler buraya gelir gelmez. Köpeklerin kafa yerde. Tavşan olabilir. Buralarda tavşan yayılabilir. Çünkü burası bir açık alan. Ormanın içinde tarla gibi. O yüzden genel olarak bence tavşanlar burada
geceleri fazlaca yayılıyor. Evet, yine bakın direkt o bölgeye gittiler. Kurtların o gelip de ithal kokusu yaptıkları bölgeye. Direkt bütün canlılar oraya uğruyor arkadaşlar. Evet, aşağı indiler. Aşağı indiler. Fotoğrafımız şurada. Tam o ağaçta. Çok güzel bir yerde. Ama köpekler şu anda Akıntay'a da gidiyor. Yine bu bölgeye gelince hemen bir ortalığı böyle bir karışıyor burada. Dur lan, dur oğlum, dur. Ayağımın altında çalı kırıldı. Dayının bütün erkekleri gitti. Yine bizimkiler yine bir şey kovalıyorlar bu bölgede ama bugün kameraya getirmediğim için maalesef ki uzaktaki bir şeyi gösteremeyeceğiz. Uzaktaki reaksiyonu. Sadece seslerini duyuyorum şu anda. Yani şey, nefeslerini. Şu bölgedeler. Şöyle geçiyor. Bakalım hangisiymiş şu. Kuşlar uçmaya başladı. Bu alanda bir çukur böyle, hani sakin bir yer arkadaşlar. Çok fazla kervan gelmediği için herhalde yaban hayvanlar burayı oldukça fazla kullanıyor. Domuz, tavşan, çakal. Akşamlar mesela buralara gelsek bu ekinlerin oralarda çok fazla çakal görebiliriz arkadaşlar aslında da. Tavşan, çakal yayılırken akşam ezanları saatlerinde. Yapacağız ilerleyen zamanlarda. Çiftliğe geçtiğim zaman yaban hayatını oldukça fazla ilgileneceğim yaban hayatıyla. Fotokabanlarımızın sayısını arttıracağız. Hedeflerimiz olacak. Mesela bugün kurt görüntüleyeceğiz. Hani uğraşacağız arkadaşlar görüntüleyene kadar. Bakacağız yani. Planlarımız var. Güzel görüntüler aktarabileceğimizi sizlere düşünüyorum. Müsait olduğum sürece. Evet, şu anda. Şu an köpekler burada değil arkadaşlar. Üst tarafa gitmiş olabilirler. Burada bir reaksiyon göremiyorum. Hani belki bir şey, bir hareket merkez olur diye bekledim de. Şimdilik bir şey yok. Evet arkadaşlar, çok da uzatmayalım. İşin gerçeği, bakın. O kurtlar geçen gün buradan doğru çıkıyordu. Batıkayı görüyor musunuz? Aşağıdan, o tarlalardan. Aşağısı Emir Ovası. Emir Ovası'ndan doğru, patikadan doğru çıkıyordu arkadaşlar. Aşağıda şimdi düz yerlerde muhtemelen tavşan mavşan avlıyorlar ekinlerin içinde. Çünkü tavşan ormanda tutma ihtimali çok fazla. Tam buradan böyle geliyor. Tam burada geldiği anda tam buraya muhtemelen itirarını yapacaklar. Kokusunu bırakacaklar. Fotokabanı görüyor karşıda. Kaçıyor. Biri buradan doğru kaçıyor arkadaşlar. Buradan böyle gidiyor. Biri de direkt geldiği yere böyle gidiyor. Yani bir de normalde emin olun dönüp arkalarına bakarlar da artık ne kadar bakalım, patikadan beri gideceğiz şimdi. Eğer ki geldilerse %100 görüntülemişiz arkadaşlar. Fotokabanımız çok güzel bir yerdeydi. Nasip yani, yapacak bir şey yok, varsa da yoksa da artık göreceğiz. Çok da olmadı işin gerçeği. Bakın patika burada. Fotokabanımızı geçen gün çok güzel bir yere kurmuştum. Evet. Burada bizi bekliyor. Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah. Eğer bir şey yoksa da yapacak bir şey yok. Fotokabanımız burada duracak arkadaşlar. Burada bence çok güzel bir görüntü alacağız. Çünkü burası
Gerçekten müthiş bir geçit alanı. Bakalım. Ya Allah, Bismillah. Bazen hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yuh lan, 19 görüntü var. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maalesef ki 19 görüntünün 19'u da boş. Hiçbir canlı geçmemiş 2-3 gün içinde. Fotokabanın yerini değiştirdim. Orada çok fazla ağaçlardan, sıcaktan, rüzgardan etkilenmiş. Sürekli boş görüntü çekmiş. Şimdi buraya aldım. Köpeklerimiz gelirken arkadaşlar sürekli hani bir aktif oluyor ya. Bakalım ne için şey veriyor. Zaten patika yine burada. Oradan çıkanlar muhtemelen bu tarafa doğru geliyorlar arkadaşlar. Bu tarafa doğru geldikleri için bu patikadan geçerken falan gece görüntüleme olasılığımız yüksek. Buradakini de fark etmeyebilirler hani. Şimdi burada olan fotokabını fark etmezler. Eğer şayet burada da görüntülemezsek şuna kuracağım. Şimdi yanımda herhangi bir kesici aletim olmadığı için, baltam falan. Şu dalları kesemediğim için buna kuramıyorum arkadaşlar şu anda. Bakın şunları kesmem lazım. Şu kuru dalları. Şuraya şu alanı açarsam burada çok süper bir ağaç. Yani buradan daha net bir görüntü, çünkü patika burada daha yakın. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi. Hatta burada bile eşintiler var. Bilmiyorum. Bakacağız. 2-3 günde onda kalsın. Bu kurtları net bir şekilde, o iki kurdu görüntüleyene kadar bu alandan fotokabanımı almayacağım. Eminim de görüntüleyeceğiz. Bakın burada bile eşintiler var arkadaşlar. Yani ben kurtların bu mekana çok fazla uğradığını düşünüyorum işin gerçeği. Belki tamamen bir tesadüf de olmuş olabilir. Yani aylar sonra belki de ilk defa buraya gelmişlerdi. O da bizim fotoğrafımıza yakalandılar. Hani bilemeyiz arkadaşlar. Ama ne olursa olsun az da bir görüntü almıştık. Nasip. Yani burada ben tekrardan net bir şekilde görüntüleyene kadar uğraşacağım. Fotoğrafım evde duracağım. Burada dursun. Burası gerçekten güzel bir şeydi. Geçen hayvan olmamış. Gerçekten çok güzel bir yerdi arkadaşlar burası. Patika bakın. Fakat şimdi buradaki ağaçlardan muhtemelen şurada falan şunların sallantısı. Hele bu çam bir sallanıyor. Neredeyse rüküye geliyor arkadaşlar. Bir ara o kadar rüzgar olmuş ki. 19 görüntüde hepsi de rüzgardan dolayı fotokamanımız boş çekmiş. Şimdi sıcak rüzgar derken biraz o konuda ortalık karışıyor. Yalnız arkadaşlar gerçekten burası müthiş bir patikaydı. Domuzların falan. Bu arada domuzlar gurupmuyor buralarda. Sebebini bilmiyorum ama domuz yok arkadaşlar. Her neyse. Görüntüleyeceğiz o kurtları. İnşallah daha net bir şekilde sizlerle buluşturacağız. Davar 10 numara yayılıyor ha. Ormana dağıldı. Tospu otu yiyor arkadaşlar. Tospu otu, tospu otu, tospu otu. Gördüğünüz gibi maşallah, maşallah. İyi ben kızım, iyi ben. Bu ekinin avlusu yok, iyi ben. İşin gerçeği, yandım ağaçlar daha sabahtan. Üstümü çıkardım. Ama ormanda biraz sıkıntı olabilir tırtıllardan dolayı da inşallah bir sıkıntı olmaz. Tırtılların mevzusu bayağı bitti ama hala şey var. Davar yayılıyor. Ya şurada kekik var, kekik. Bakın şu kekik arkadaşlar. Göstereyim. Şunun kokusu için her şeyi yok sayabilirim yani. Gerçekten mükemmel kokuyor. Fusat Bey geldi. Dağları ele gelek etti. Ele gelek maşallah. Dişiyle birlikte mükemmel uyum sağladılar. Arkadaşlar eğer ki dayı eşleşemezse, şimdi ayağından dolayı falan, yaşlılığından dolayı, tabii ki de eşleşebilmesi için elimizden gelen ne gerekiyorsa yapacağız. Ama diyelim en son çare, artık eşleşemiyor. Biz tükendik, dayı tükendi. Pusatlı Paşa ile eşleyebilirim. Kurt kızı. Yani bence fena yavrular çıkmaz. Gayet güzel yavrular çıkar. O yüzden
O zamana kadar da zaten tam formunda olmuş olur yavrular. Daha kurt kızın kızana gelmesi nereden baksanız çok 5-6 ay sürer. O sürece kadar hemen hemen yavrular da artık 1,5 yaşlarını geçmiş olacaklar. O yüzden öyle bir eşleme yapabiliriz arkadaşlar. En son çare. Tabii önceliğimiz, yani çok 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 önceliğimiz dayıdan yavru almak. Evet. Şimdi bu bölümü çok da göstermenin bir anlamı yok. Bunun az ilerisi arkadaşlar. Bakın bu bölümü az ilerisi. Şimdi oraya gidince hatırlayacaksınız. Bir 50 metre falan var. Şu ormandan çıkayım. Evet. Fotoğraf kurduğumuz yer arkadaşlar. Sürekli kurt görüntülediğimiz yer. Neredeyse baksa, nereden baksanız kış boyunca hatırlayacaksınız burayı. Bu yerler hep birbirine bağlı yerler zaten. Oo. Tabii biz uzun sürede buraya gelmiyoruz ama buraya domuzlar oldukça fazla domuz gelmiş. Artık gerçi burası domuzsuz kalmaz arkadaşlar. Çünkü aşağıda ekinler artık olmaya başladı. Bakın bayağı bir sürtünmüşler. Şurada da dana gibi bir ayak izi var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Fotoğrafını buraya da getirebilirim arkadaşlar için gerçi. En azından domuz görüntüleriz yani. Hiç de fena olmaz değil mi? Boş görüntü çekeceğine. Çünkü buraya kurtlar da uğruyor çok fazla. O işe kurt emin olun buraya da uğruyor arkadaşlar. Hala çanımız burada. Zilimiz hala burada. Benden madalya kaldı buraya. Ötüyor bakın. Neyse şu tavarı geri aşağı alalım. Görüntüleyeceğiz. O kurtları donuna kadar görüntüleyeceğiz arkadaşlar. Canınızı sıkmayın. Şu da var. Şu yeşilliği yedikçe benim de yiyesim geliyor ya. Mal gibi yiyesim geliyor arkadaşlar aynı. Bakın bu yenilebilir ama sakızlık yenilebilir arkadaşlar. Tırtıl geçmezse, geçmediyse iyi. Bunu çok rahat bir şekilde yaparsınız. Bir saniye. Evet. Bu yenilebilir arkadaşlar. Keçi güde, keçi güde. Artık biz de keçileştik. Sakızlığın tadına doyum olmaz. Yeni filiz. Bakın. Burada bir tane evini sırtında taşıyan var. Ne haber lan Tospo? Sen de mi karnını doyuruyorsun? Sabah kahvaltın. Sabah şeriflerin hayırlı olsun Tospo kardeş. Afiyet olsun. Kahvaltın benim bayağı geniş. Evet, hadi gidiyoruz. Ne kovaladın kızım? Yani ne kovaladın? Maşallah, maşallah. Maşallah. Pusatla işiniz harikasınız maşallah. Pusat Bey de geliyor. Kurt kız tam kurt kız ama maşallah. Yüzü çok kurda benziyor. Pusat baba da geldi. O da yorulmuş bayağı. Maşallah aslanlarıma.